Serdar Ortaç'la başlayalım mı? O zaman Serdar Ortaç gelsin, hadi bakalım. Gel. Abi hoş geldiniz. Hiç rahatsız etmeyeyim şöyle sıkılırsanız diye. Şunu bırakayım ben. Ya Doğa abi ya, ben de tavla oynayacak hal mi kalmış ya? Ya işte ne olur ne olmaz, daha birazcık vaktimiz var da sıkılmaya. Babacığım, benim vakitle işim yok. Gel bir sarılayım sana da. Korona kap. Hadi hayırlı olsun, güzel olacak. Amin, sağ güzel ol. İyi ki geldin, ayağına ben sağ ol. İlk ne oluyor? İlk program. Aman süper. Bir numara. Süper. Serdar Ortaç'tan daha önce kimseyi alabilir miyiz abi, Allah aşkına? Sağ ol, var o. Burada tavla oynamayacağım. Benim tavlalık halim yok. Tamam. Alayım mı onu? Alma. Şeyle boş boş zar atarım. Tamam. Hadi görüşürüz. Seni abi. Seviyorum. Love you. Güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim. Topu. Peki abi, ben şimdi şu klipte de gördüm. Önceden de biz magazinde öyle bilirdik. Serdar Ortaç böyle bir yere gitti, bir mekana 20 tane kızla beraber bir minibüs vardı. Siz biliyor musunuz, yaşınız tutuyor mu? Önceden magazinde Serdar abi bir yere gittiği zaman minibüsten önce bir 20 tane 30 tane kız inerdi. Neden o ekip, yani beraber mi eğleniyordunuz yoksa? Bugün de bir tane abi var içeride. Şey mi? Ötekileri ne yaptık? Şimdi bana mı denk geldi bu? Benim mi bahtsızlığım yani? Biz yeni girdik bu işe de. Gençlere bir tavsiyem var. Bugünden sonra bir daha asla yapmayacaklarınızı liste haline getirin. Bunu bir daha asla yapmayacağım. Şunu bir daha asla yapmayacağım. Yapacaklarınızı ve hayal ettiklerinizi yazmayın. Eğer yapmayacaklarınızı yazarsanız diğerini, zaten önünüz açılır. O yüzden önce yapmayacaklarınızı yazın. Ben bir daha olsam bir daha o günleri yapmam. Ha. O yüzden... O yüzden kızları sordum. Tabii eğlenecek. Hayır, tabii eğlenecek adam. Flört edeceksin. Evlenene kadar birçok macera yaşayacaksın. Ama 20 kızla birden... 20 veya 2 fark et. Şimdi o... Kafan karışmaz mı abi? Çünkü gerçekten minibüsten biz... Sen inmeyeceksin gibi oluyordu. Çünkü herhalde Serdar Ortaç çıkmadı bu akşam diyordu magazin. Son anda sen en son çıkıyordun bir de. Şimdi benim kızların dünyam... Kızların hepsini tanıyor muydun abi, yoksa arkadaşlarına mı geliyordu? Ben onu gerçekten hepsini tanıyamazsın bile. Şimdi benim dünyamda mesela az önceki klibi çekerken hep bir sürü yabancı kız manken geliyordu. Yabancı kızlar klipte oynuyorlardı, akşam da eğlenceye götürüyordum onları. Ama o kadar çok klip çekmiyordum be abi. 5 klip varsa 500 tane kız var şimdi, bunları lütfen bir... Klip yoksa netleştir. Da ben klip çekiyorum. Bunu söyle bize. Bize bunu söyle. Az ve öz. 2-3 flörtünüz olsun. 30 yaşını geçmeden evlenin, bitsin bu iş. Mantıklı ya. Bence. Benim şu anda bir aşk acım var, derinden yaşadığım. Anlat. Hiç sıfırda flörtüm var. Anlat bana, terapi yapayım. Gerçekten anlatayım abi sana. Ciddi manada yani gerçekten yaralı olduğum bir alan. Anlat. Abi dedim ki, anlamıyor musun, sen uzaylı mısın dedim. Yani ben... Kızı görünce ilk aklına uzaylı olup olmadı mı geliyor yani? Dudağın ne güzel, makyaj çok güzel yapmışsın ki ben hiç sevmem. Saçın ne güzel, yani iltifat edemez miydin? Çok öyle dudağın güzel de denmeyecek de bir kız ya. Öyle şey, dudağın güzel ne münasebet der, orada kalır mı yani? Ha. Ya içinden çıkamadım. Serdar abi, sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Öyle efsane bir insansın ki. Evet. Şimdi geçen biz konuşuyoruz arkadaşlarla. Evet. Öyle bir arkadaş grubu ki bunlar... Yani işte Boston'da okumuş, bilmem ne yapmış, böyle şekil şey. Herkesin abi, şunu konuşuyoruz. Kimin yerine geçmek isterdin dünyada? Kimin evet. hayatını yaşamak evet. isterdin? Abi dünyada gelmiş hepsi. Napolyon'da var, Mike Tyson'da var. Evet. Yani %50'si Serdar Ortaç dedi abi. Gerçekten. Vallahi.
gözümüzün önünde öyle bir kariyer yaşadın ki, öyle bir noktaya geldin ve sonra onu yani gerçekten önemsemedin belli ki. Yani bambaşka bir kafayla değerlendirdin durumu. Benim yerime geçecekse çektiğim güzellik, yani güzelliklerin yanında acıları da kabul etmesi lazım. Mesela benim sol ayağım, sol elim tutmuyor artık. İşte hastalık geldi, MS denen. Ha. Yani 20 tane kızla gezip 50 yaşına gelince hastalığı da kabul edecek. Yani vücut her şeyi taşımaz. Çok hızlı yaşamaması lazım insanın. Şimdi 50 tane söylesem anlamayacak kimse. Çok hızlı yaşamamak lazım. Ben zaten yaşayamıyorum istesem de. Ben istiyorum ama o kadar yok yani. Olmayınca yok. Ama bu kıza kafayı takmışsın. O evet yok. Zaten hızlı yaşayasım da yok. O kızı olsa yavaş yavaş yaşayayım istiyorum. Ben o da sana olmuyor. Bir klip çekeyim getireyim 20-30 tane. 20. Ya neticede abi öyle bir noktaya geldi ki olay. Kendine has kariyerinle, karakterinle bize sosyal medyada da inanılmaz anekdotlar bırakıyorsun. Videolar, fotoğraflar, içerikler. Biraz görelim mi sosyal medyada paylaştığın şeyleri? Evet, evet. Hadi bir bakalım. Allah! Burası 27 yaşında falanım, 28. Buzdolabında niye öyle oturduğumu bilmiyorum. Yani normal bir insan bunu yapmamalı. Abi işte hep şu haberler var ya, yüzyılın en büyük sıcağı geliyor. Yüzyılın en büyük sıcağı. Belki o haberleri izleyip de hani evet gerçekten de teyit etmek için yüzyılın sıcağı da bu galiba gibi. Yani bunu 1998'de yaptım. Daha hapse falan da girmemiştim yani hiç. Hapse falan da mı girdin abi? Onu hiç ben bilmiyordum. Neyse boş. Neler oldu. Tamam. Bence burada sıcak soğukla ilgisi yok. Kıyafeti göstermeye çalışıyor ama salak gibi. Bacaklarını açmış. Yok güzel. Bence şey, kıyafet bayağı şekil abi. Tarz yani. Kotum biraz dar gibi. Yok iyi bence. Neyse bunu geçelim yani. Geçelim bu öteki. Bu bir aptallık. Niye abi? Bence güzel ya. Neyini beğenmiyorsun? Yani sonra çok böyle şeyler çekildi. Bu biraz sanki buradaki yani poz gene güzel de mekanlar abi. Mekanlar niye dama çıkıyor? Niye dolabın içine giriyorsun? Damda niye poz? Bu çok uzun hikaye. Odaya çatı katındaydı odam. Mumlar yakmıştım. Havaya gireyim de beste yapayım diye. Dama çıktın. Hayır hayır. Ha. Çok uzun hikaye. Ha, mumları havaya girmek için hayır, yaptın. Hayır, mumları yaktım. Sonra mumlar yanık şekilde uyumuşum. Mumlar da perdeyi yakmış. Çatı katı yandı. Ben ne de, oluyor ya? Ben de boğulmamak için dumandan bütün ev yandı. Çıktım fotoğrafçılar da orada baktı. Hayır baktım. Lan dinlemiyorsun ki. Bulunan. Çatı penceresini gördüm oradan kaçtım. Hande Atez'in de öyle şeyi var. Öyle bir anı gerçekten o da vardı. Tamam abi pardon. Çatıya sıçradım oradan kendimi kurtardım. Ev yandı. Aa. Neyse çatıda kaldım 2 saat. Sonra aklıma fotoğraf çekmek geldi. Madem evi yaktım bari bir hatıram olsun diye bunu çektim. Ha bu yangın hatırası. Evet sonra piyasaya çıktı. Vay be. Bir yandan hakikaten çok güzel anı. Yani. Bunu ilk defa burada mı öğrendik abi bu fotoğrafın evet. Aslını? Çok yani enteresan. Bu yani. Bronzlaşmış halim. Yanmış ve çatıya çıkmış güneşleniyor herif. Öyle düşün. Ama, insan... Ama altta ev yandı. Vay be. Bakalım başka ne var? Evet. Bu çok tatlı bir poz abi. Bu gerçekten hiçbirinizi umursamıyorum. Ben yeğenimin deniz gözlüğüyle de yüzerim gibi. Burada Çeşme'deyim. Yüzmeyi çok seviyorum çünkü hastalığıma iyi geliyordu. O gözlüğü takmışım ama evet biraz çıkmışım. Olabilir yani. Ama mesela utanmadan Instagram'a koyuyorum mesela bunları. Buradan mesela hiç alakasız ama kızlar siz de öyle olun. Beyler zaten rahatlar. Kendini beğendirme çabasından bir vazgeçtin insanlar. Kızlar makyajı abartmayın. O sizin üzerinizden para kazanan kozmetik dünyasını zengin etmeyin.
Bir daha kozmetik reklamı alamasam da söylüyorum. Para falan artık umurumda değil. Yani 50 yaşına gelince anlayacaksın. Abla sürme. Gözüne siyah rimeller, oraya ayla.